Yeniden bağlanıyorum. Evet, Şengül hocama bağlanamıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum ama en azından onun bıraktığı yerden devam etmek istiyorum ben. Evimize gelen insan kim olursa olsun, gerek çocuklarımız olsun, gerek eşlerimiz olsun. Bu bağlamda mümkün mertebede onlara 15 dakikalık bir süreden bahsetti Şengül hocam. Dedi ki 15 dakikalık süreyi uygulayalım ve bu noktada mümkün mertebede onlara fırsat tanımış olalım. Ve bu süre içerisinde en azından kendilerini toparlasınlar, dinlensinler ve hazır olsunlar. Harika. Hakikaten ciddi bir mutluluk yaşadık. Artık devralmak zorunda kaldım. Devam edecektim ama tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olacağız. Olanları Aynen. aktardık. Ben seni duydum. Çok güzel devam ettin sen. Çok şükür. 15 dakikada kalmıştık. Bu Aynen. 15 dakika kuralı çok çok önemli. Niye? Şimdi dışarıdan hangi duyguyla, hangi psikolojiyle geldiğini bilmiyoruz. Evet. Yolda, trafikte kaldı, canımı sıkıldı, tuvalet ihtiyacı oldu, sıkıştı da mı geldi, karnı çok aç mı, gün içinde başı ağrıyordu, işler yolunda gitmemişti, bir sürü şeye kafamı takmıştı. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Yaptığımız temel hatalardan biri hem zihnini boşaltma ve dışarının psikolojisiyle eve uyumlanma anındaki ihtiyaç duyduğu bir süreyi tanımıyoruz. Hem de en tehlikelisi zihin okuyuculuğu yapıyoruz. Yani soruyorum ben diyelim sana. Hülya neyin var? Yok bir şey hocam. Var var. Benim gözümden kaçmaz. Var sende bir şey. Hocam yok bir şey. Ya şimdi biz bir soru sorduğumuzda karşı tarafa neyin var dediğimizde ki en tehlikeli sorudur. Hiç sevmem ben bu soruyu. Onun yerine ikame edeceğimiz cevabı söyleyeceğim. Neyim var dediğimizde karşı taraf yok bir şey diyorsa yok bir şeyden anlamamız gereken alt metin şu. Evet var bir şey. Evet tamam bravo senin gözünden kaçmadı ama ben anlatmaya hazır değilim. Ama anlatmama kelimelere dökebileceğim bir duygu değil. Ama anlatırsam iş hayatındaki sıkıntı işimi sana anlatsam sen onu unutmayacaksın. Yarın öbür gün tekrar bu gündeme gelecek benim yüküm artacak. Nasılsa ben onu yarın hallederim. Bir sürü Peki şu uydurabiliriz. tehlikede yok mu ama hocam? Yani kadınlar özellikle kadınlar bağlamında baktığımızda yok bir şey dediğimizde beyler tamam yoksa yok olarak algıladığında biz üzerimize gelip bizim de ilgilenmediklerini işte daha çok kendilerine vakit ayırmadıklarından şikayet etmiyor muyuz? Yani kadınlar biraz yok bir şey derken daha çok ilgi bekleme manasında da erkeklere biraz eziyet etmiş olmuyorlar mı? Şimdi hem cinslerimizi de burada eleştirebiliriz herhalde. Tabii ki. Hiç sakınmam bundan biliyorsun. Hak neyse, hakikat neyse onu söylemek durumundayız. Bu bizim boynumuzun vebali. Şimdi orada şöyle bir şey var. Aslında kadının yok bir şey demesiyle erkeğin yok bir şey demesinin arasında da çok fark var alt metin olarak. Kadın yok bir şey dediğinde bunu biraz triple, biraz benim farkıma var, biraz beni değerlilik ve onaylanma duygumu tatmin et. Dikkatini çekmek istiyorum. Ben buradayım, beni fark et. O yüzden kadınlar devamlı işte bugün çok yoruldum, sırtım ağrıdı, başım ağrıdı falan derler. Kendi doğurup büyüttükleri, yetiştirdikleri çocuklar ergenlik çağına gelince aynı babanın diliyle birlikte o kadına şunu söylerler. Senin hastalığın hiç bitmedi ki. Biz senin şikayetsiz bir gününü görmedik ki. Her Gezmeye gün giderken hastasın. Hiç şikayet etmiyorsun falan. Demek ki burada kadın olarak bir iletişim bozukluğu var. Kurduğumuz iletişim dilinde. Şimdi biz şeyi seviyoruz. Kurban rolünü, mağdur rolünü çok seviyoruz. Yani o saçını süpürge etme psikolojisi işte. Ya arkadaş, sen sırtının ağrıdığından dikkat çekmeye çalışma. Öyle bir iletişim kur ki eşin sorsun sana. Eşin sorsun. Bugün çok yoruldun mu hanım? Bugün ev işleri seni çok yıprattı mı hanım? Bugün misafirin vardı. Nasıl geçti? Çok yorulmadın inşallah desin. Ama sen öyle bir fırsat vermeden boca edince hatta çoğunlukla şöyle yapılır. Türkiye'den hatırla orada da belki de öyledir. Ya misafir gelir. Kadın gücünün son noktasına kadar işte ev temizlenir,
Perdeler sormuyor hocam, sıkıntı orada. Perdeler yıkanır, her şey. Yani misafir bunlarla ilgilenmiyor, muhabbete geliyor halbuki. Bir de işte şov, kaç çeşit ürün hazırlanır, çaylar içilir, kahveler içilir. Misafir uğurlandığı zaman evin kadınının üstünden adeta bir tır geçmiş gibi kadın kendini koltuğa atar. Eve gelen çocuklara ve kocaya kurduğu cümle şudur: mutfakta bir sürü şey var, yiyin için. Oraları da dağıtmayın, ben sonra kalkar toplarım de. Şimdi o zaman ağırlama bu misafiri. Hocam bunun bir Ağırlama. öncesi de var ama temizlik yapıldıktan sonra aile fertleri mümkün mertebede hiçbir yere oturmayacak, hiçbir şeyin tadına bakmayacak. Neden? Çünkü her şey misafir için hazırlandı. İşte bu olmaz. Şimdi düşünsenize, ben böyle bir ailede yetişmedim, Allah'a binlerce kere şükür olsun. Vitrinlerde misafir için sakladığın her şeyi kendin kullanmadıktan sonra neye yarar? Onun parasını ödeyen adam, bak, eğer sen çalışmıyorsan, çalışıyorsan zaten kendine yaptığın en büyük sıkıntı. Bunun üstünde kendin keyif sürmüyorsan, Allah'a şükretmiyorsan, birbirinize teşekkür etmiyorsanız, başkasına göstermelik yaptığınız her şey elinizde patlar. Çünkü sen ne yaparsan yap aynı düğünde gibi kusur illaki bulacaklardır. O yüzden bırakın, bırakın. Şimdi o hani İşte şikayetle karşılıyorduk, orada olumluyu söyleyecektik ki onu Evet. atlamadan söyleyelim. Birbirimize 15 dakika süre tanıdıktan sonra, hatta hayatımızın ne olur bu böyle büyük bir tabelası olsun, yüreğimize takalım bu levhayı. Söyleyebileceğimiz en doğru iletişim cümlesi: senin için ne yapabilirim? Ya bu nasıl güzel bir cümle. Ne kadar romantik, ne kadar şiirsel, ne kadar bütünsel, ne kadar şifalı. Ne kadar olağanüstü bir cümle. Hülyacığım, senin için ne yapabilirim? Kızım, senin için ne yapabilirim? Anneciğim, senin için hiç yolda tanımadığın biri. Baktın sıkıntılı geliyor. Mesela biz bugün yaşadık. Hemen böyle yanına hafiften ürkütmeden yanaşıp, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Ya bitti işte. O muhteşem. Hatırlıyor. Şifa. Yani gerçekten sözcükler bir sihir sanatı, iletişim böyle bir sanat. İnşallah ileride bir gün onda konuşuruz. Şifadır. Ağzınızdan çıkan sözcükler. Çünkü ne diyorduk biz? Beyin duyduğuna inanır. Olumsuz söylediğin müddetçe beyin buna inanıyor ve hayatın öyle gidiyor. Ama dilini, hani Peygamber Efendimiz de bela insanın diline bağlıdır demişti ya bize. Biz bunları ne çabuk unuttuk. Ne çabuk unuttuk ki? Ağzımızdan hoyratça çıkıyor bütün cümleler. Bunların yerini güzel güzel şifalı cümlelere bırakalım. Burada Gandhi'nin sözleri aklıma geliyor aslında. Duygularınız, düşüncelerinizi uzun uzadıya gidiyor bu. Düşünceleriniz, davranışlarınızı ve en sonunda nitekim kaderinize dönüşür diyor Gandhi. Yani bu demek oluyor ki aslında kısa versiyonuyla duygularımız doğrudan kaderimize dönüşüyor. Sadece olumsuza, arabeske bağladığımız zamanda da hayatımız acıtasyondan ibaret olabiliyor. Ama biraz daha neşe odaklı, huzur odaklı, olumluya odaklı olduğu zaman da kaderimizi biraz daha olumlu yönde yönlendirme şansına sahip olmuş oluyoruz. Aynen. Şimdi şu pandemi sürecinde mesela, bak göreceksin, yurt dışındaki istatistiklerden ben de sizin sayenizde haberdar olmak çok isterim, ama Türkiye'de yeni normale bir dönelim. Ondan sonra yapılacak olan ölçümlerde boşanma istatistikleri bir anda pik yapacak. Neden? Mesela benim dün 3 tane vakamda vardı. Şiddet ve boşanma çok arttı. Neden arttı? Çünkü metrekaresi belli bir alanda, ki bu alanlar saray olmadığı için normal işte apartman dairesi falan da, insanlar karı koca ve çocuklar olarak hiç yaşamadıkları kadar çok uzun sürede bir arada yaşıyorlar. Şimdi Evet. bu bir arada yaşamak, eğer geçmişten de gelen bir sorunlar yumağı varsa, birbirleriyle kurdukları sağlıklı iletişim yoksa ve pandemide, yani bir mikrobun dünyaya bir dakika, durun bakalım insanoğlu, çok hoyrattın bir dur demesi, Rabbimizin durdurtması bizi o mikrop eliyle. Biz bundan gerekli dersi almıyorsak, ki almıyoruz. Bir durup biz ne yaptık ya bugüne kadar? Ne biriktirdik elimizde, evimizde, yüreğimizde, ne biriktirdik? Tabiata iyi davrandık mı? İyi davranmadığımız pandemi sürecinde çıktı. Ben İstanbul'da Çekmeköy'de oturuyorum.
Balkonuma hayatımda görmediğim kuş cinsleri geldi pandeminin 4. ayından sonra. Niye? Artık insanoğlundan ürkmedikleri için karşım orman, ormandan akın ettiler ve ben onları beslemenin ve insan olarak insan olma zekatımın bir başka boyutunu vermiş oldum elhamdülillah. Hava tertemiz oldu. Gökyüzünde uzun zamandır görmediğim kadar çok yıldızları görmeye başladım. Ne zaman ki yeni normale döndük, bir hafta 10 gün içinde her şey eskiye döndü. Ya bu nasıl bir arsızlık? Nasıl bir arsızlık insanoğlunun? Nasıl bir doyumsuzluk? Nasıl bir dünyanın merkezine kendimizi koyup sadece ben varım. Hayır, sadece sen yoksun. Sen bir hiçsin. O hiçlik kavramından sakın ayrılma. Çünkü seni o hiçlikte var edecek olan duyguyu orada yakalayabileceksin. İşte bu kadar zalimiz, zulmün peşindeyiz. Önce kendi nefsimize zulmediyoruz. Fıtrata aykırı yaşıyoruz. İbadetle, duayla hiç ilişkimiz yok. Geçenlerde danışanlardan biri diyor ki, hocam bir yayında yapıp duayı nasıl yapacağımızı anlatır mısın? Dedim ki, ben ilahiyatçı değilim. Duayı sana nasıl yapacağını hiç kimse öğretmemeli. Nasıl yani dedi. Dedim ki, dua öyle bir şey ki, kalbindeki kilitleri açarsan, hayata yaradılanı yaradandan ötürü sevmeye bakarsan, kötünün kusuruna bakmazsan, baksa iyisini yapar dersen, kendinle barışırsan, içine dönersen, içindeki o insanı, o çocuğu beslersen, zaten senin ağzından öyle bir dua dökülür ki herkes der ki, şair mi oldun mübarek, ne ara değiştin sen der. Hodri meydan dedim. Sen bütün bunları yap, ondan sonra, çünkü dua etmek dediğin şey aslında bir aşk, bir muhabbet. O aşkı muhabbetin lezzetini aldığında bak bakalım dil nasıl değişiyor. Hocam duada da aslında duygusal zekayı keşfetme şansına sahibiz. Yani genellikle biz hazırcılığa konuyoruz böyle. Elimize patent bir tane reçete versinler. Yani patenti olan her birimiz aynı noktada devam edelim. Ve biz biliyoruz ki halbuki bizim inancımızın içerisinde bir aracıya ihtiyacımız yok. Bir ilahiyatçıya ihtiyacımız, bir hocaya Bak şurası, ihtiyacımız şah yok. damarı. Yani Şurası ya. Bitti. Ben burada çocuk kavramında kullandığınız için, kendim de daha ziyade çocuk ve ergen psikiyatrisinde çalıştığım için tekrar çocuklara da bir bu noktada vakit ayırmaya uygun görüyorum. Siz de izin verecek olursanız. Estağfurullah, Yani memnuniyetle. bu ailenin içerisindeki duygusal zeka, malum çocuklar fıtratlarıyla beraber duygusal zeka potansiyelini aynı zihinsel zeka potansiyeli gibi pota halinde getiriyorlar. Biz onu neyle doldurduğumuz da aslında bağdaşıyor. Çocuğun ve ergenin gelişimi ve daha sonraki yetişkinlik çağı ona göre oluşmuş oluyor. Bizler bu pandemi süreci içerisinde duygusal zekamızı hem kendi adımıza daha iyi keşfedebilme, kendi duygularımızı daha iyi analiz edebilme adına ve bunların da çocuklarımıza geçiş süresini daha kaliteli sunabilme adına neler önerebilirsiniz? Bir kere ailede birlikte ortak vakit geçirmek. Bu özellikle ibadet noktasında çok önemsediğim bir şey. Birlikte namaz kılmak, birlikte Kur'an okumak ya da ailedeki fertlerden birinin Kur'an'ı okuyarak diğerlerinin dinlemesi ve bunun üzerinde tefekkür edebilmeleri. Birlikte okunan normal işte romandı, hikayeydi, şiirdi ya da bir kitap okumanın tahlili, analizini yapmak. Aynı anda bir okuma saati yapmak, oyun saati yapmak, bolca oyun saati yapmak. Hatta ben pandemide her gün canlı yayın yaptığım dönemde, ilk dönemlerde şunu söylemiştim, Nisan ayı gibi falan. Yoktan var olmaya çocukları şahitlik etme noktasında özellikle 0-6 hatta 8-9 yaşa kadar olan kısımda tohum ekin. Eskiden hani pamuk arasında filizlendirme yapılırdı. Bu sonra toprağa taşınırdı. Orada bir mercimekten nasıl bir filizlenme ve ne çıkacak? İşte bir Evet. meyvenin çekirdeğinden ne çıkacak? Mesela avokadoyu bile çekirdeğinden suya koyup belli bir süreyi tamamlayıp toprağa geçirdiğinde bir avokado ağacı yetiştirebiliyorsun. O yoktan var olma ya şahit etmek çocuğu. Bolca şiir. Aklı olan. Yani gerçekten böyle evlilikte şiir falan dediğimde ben hocam biraz romantik misiniz diyorlar. Diyorum ki ya hiç zarar gelmez eğer beni öyle tanımlıyorsanız diyorum. Ailede şiir olmalı şiir. Müzik olmalı bol bol.
Yani Ama dizilerden biraz uzaklaşın mı diyorsunuz hocam? o zaten yani lütfen ya. Lütfen şu özellikle iki tane psikolojik içerikli dizi var. Onlar arkadaşlar eğer onları seyrediyorsanız ismini vermeyeceğim. Onlar evet bizim bölümü psikolojiyi okuyan insanlar için belki bir laboratuvar çalışması gibi bir analiz yapmaları gibi ki orada da ne hatalar var da siz görmüyorsunuz biz de söylemeyelim. Sen de yakalıyorsundur eminim. Onlar için belki bir işe yarayabilir ama sizler için, seyirciler için çok büyük handikap. Çünkü OKB hastaları, panik ataklar, işte bipolarlar, depresyon hastaları diyelim iyileşmişse bile orada diyor ki böyle bir tane mesela panik atak hastası tedavi olmuş, iyileşmiş. Onun programları seyrettiğinde tekrar atak geçirmeye başlamış. Çünkü bütün o sandıklara kapandığı Duygular. şeyi ya şimdi bakıyorsun ya arkadaş zaten pandemi sürecinin kendine ait bir mental yorgunluğu var. Bir tükenmişliğimiz var. Sen bunun içinde elinde silah, içinde eşcinseli, karı koca aldatması, kimin eli kimin cebinde belli olmayanı, ağır aksak psikolojik dizilerini onu bunu koyduğunda bizim Türk halkının da özellikle akşam olunca tek eğlencesi meyveyi, çayı, yemişi alıp televizyonun karşısına geçmek. Ama bu sanki kaderimizmiş gibi yaşıyoruz. Hayır, televizyonu kapatın. Ben aylardır haber seyretmiyorum. Çünkü zaten cep telefonuma son dakika haberleri Anadolu Ajansı'ndan geliyor. Ben orada bir şey varsa zaten ya da Twitter'dan bakıyorum. Onun dışında aynı haberi o kanaldan o kanala psikolojimi bozarak seyredemem. Çünkü onlar orada reyting hesabını yaparken alta koydukları müzik bile subliminal mesaj olduğu için adamın cebine para girecek diye ben zihnimi ve gönlümü kirleteceğim. Sonra bana diyorlar ki hocam nasıl bu kadar moralli olabiliyorsunuz? Kendimi iyi koruyorum. Benim yanımda kimse mesleki dinleme dışında olumsuz hiçbir şey konuşamaz. Yani eğer işte değilsem, bir dost meclisindeysem olumsuz konuşulduğu an ben kalkarım. Ya da susarlar. Hastalık şikayeti dinlemem. Dinlemem. Neden dinlemem? Ya hastaysan doktora git lütfen. Teşhisini koydur, ilacını al, tedavini yaptır. Tabii bir de Neden? şey var, bu hastalıkları sürekli şikayet noktasında dile getirildiği zaman, daha da çok ilgi gösterildiğinde sekonder kazanç dediğimiz olay da gündeme gelmiş oluyor. Bunu da zaten bu dizilerle de çok daha net beslenmiş oluyor. Sizin az önce vermiş olduğunuz örnekteki gibi, yani psikolojik sıkıntısı olan, rahatsızlığı olan insanlarda patlama yaşanabildiği gibi, olmayan insanlar da hiç olmadık kadar iki cerrahi dizi seyredince hepimiz cerrah kesiliyoruz, tanı koyuyoruz. İki psikolojik dizi seyredince toplumsal olarak böyle hemen tanı koymaya başlıyoruz. Ve çocuklarımızın da bu dizileri seyrederken hangi duyguları yaşadıklarını bile kontrol edemeyebiliyoruz. Ondan sonra da bu çocukların Aynen. ve gençlerin duygusal zekalarına da zaten fırsat ve zemin vermediğimiz için o duygu geçişlerini maalesef kontrol etmelerine de fırsat tanımamış oluyoruz. Bak aynen öyle. Bu hafta iki tane olay yaşadım. Dehşete düştüm. Şimdi bunun üzerinde kafa yoruyorum üst düzey yöneticilerle. Bir tanesi hanımefendinin biri hocam dedi telefonda benden randevu almaya çalışıyor. Eşim dedi benim dedi bipolar teşhisi kim koydu dedim. Ben dedi koydum. Mesleğiniz de sizin dedim. Yani dedi mesleğim yok dedi. Ne okudunuz en son dedim. Ortaokul mezunuyum dedi. Bipolar hastalığını bana bir tarif eder misiniz dedim. Tarif etti. Bildiğin bir psikolog, psikiyatrist gibi tarif etti. Peki dedim şimdi belli ki siz bunu merak etmişsiniz. Google'a yazmışsınız, televizyonda bir şeyler dinlemişsiniz. Tamam çok güzel. Hani satıcılıkta şahanesiniz dedim. Bu bilgiyi bana sattınız. Aldım kabul ettim. Ama eşinize bunu teşhis olarak koyup onu etiketliyor oluşunuz haddinizi ne kadar aşabileceğinizi gösterir. Beni bile ürküttünüz dedim. Evet. Şaşırdı kaldı. O yüzden lütfen rica ediyorum. Eğer benimle bu yola devam etmek istiyorsanız önce siz gelin. Eşinizden önce siz gelin. Sizin patolojilerinizi, travmalarınızı bir masaya yatıralım. Siz böyle herkese rahat rahat teşhis koyup etiketliyorsanız bu çok enteresan bir durum. Tehlikeli bir durum aynı Çok zamanda. tehlikeli, çok. Bir tanesi de yine bir hanımefendi.
Oğlu için hocam benim oğlan panik atak dedi. Kim koydu teşhis dedim, ben koydum dedi. Siz ne mezunusunuz dedim, ilkokul dedi. Peki panik atak olduğunu nasıl anladın dedim. Aman hocam dedi, ne var onda dedi. Mucize doktoru, hekim oğlunu seyrediyoruz. Google denilen bir şey var dedi. O zaman rica ediyorum telefonu kapatınca Google'dan bir reçete yazdırtın Google Hazretlerine dedim. Oğlunuzun panik atak hastalığını tedavi eder dedim. Ya hocam seni aradık dedi. E dedim ki yani teşhisi koymuşsun. Yani İhtiyacınız yok orada aslında yani. senin zaten dedim teşhisi koyana saygın yok. Benim de saygısız insana tahammülüm yok. Bana dünyayı bağışlasan randevu alamazsın. Niye? Okuduğumuz okullara önce saygı duyacaksın. Tecrübeme saygı duyacaksın. Bilgime saygı duyacaksın. Teslim olacaksın. Sen hem bana gelip hem de kırık dökük oradan buradan devşirme bilgiyle yarım doktor insanı canından edermiş, yarım hoca dininden edermiş. Hani yarım bilgilerinden benim karşımda benim vaktimi alma. Ben o vakitte bulmaca çözmeyi, örgü örmeyi, çiçeklerimden uğraşmayı, bir müzik dinlemeyi, bir şiir okumayı tercih ederim. Benden uzak dur. O yüzden de bu enerji vampiri insanlara çok dikkat edin ne olur. Etrafınızdan bunları uzaklaştırın. Ne yapabilirler hocam? Yani enerji vampiri insanlardan uzaklaşabilmek o kadar da kolay değil. Yani adı Zor kolay. üzerinde. Ailenin içerisinde, akrabalarınızın, yakın arkadaşlarınızın içerisindeyse. Yani ben yolumu ayrıştırıyorum demek o kadar da kolay olmayabiliyor bazı insanlar için. Yolu ayrıştırmaya gerek yok ki her seferinde Hülyacığım. O zaman zaten insansız kalmış oluruz. Onlar bizim hayatımızda varlar ama görmedim, duymadım, bilmiyorumun içselleştirip bundan ama böyle şey katlanmak değil. Gerçekten hani sabırla katlanmayı da karıştırıyoruz ya biz. Katlanmak değil. Çünkü katlandığın zaman nerede patlayacağını hiç belli değil. Hiç belli değil. Hatırlar mısınız? Meryem Uzerli vardı, Hürrem Evet. Sultan'ı tükenmişlik sendromunu Türkiye ilk ondan duymuştu. Katlanmıştı çünkü şartlara. Bir otel odasında o kadar ağır şartlarda çalışmaya katlandığı için hiç umulmadık bir anda herkesi ortada bıraktı ve patladı. Ve kız kendi kariyerini de yönetememiş oldu. Çok da iyi oldu. İki çocuk annesi oldu en azından. Güzel güzel sağlıklı çocuk büyütsün. Ama biz sabretme kısmına geçip onu da iyi biliyor olmamız gerekiyor. Bizim bir kere hayır deme şeyimiz ölçümümüze bakalım Hülya. Evet ve hayırlarımızın dengesi nasıl? Hayır diyemiyoruz farkındaysan. O yüzden de Evet. yüzlerce kitap yazıldı. Hayır diyebilme sanatı diye. Oralarda böyle kişisel gelişim adı altında empoze ediyorlar. Hayır ya o değil. Egosantrik davranmadan, merkeze böyle kendisçe koymadan bir kenara çekilip iyi dinleyip o aktif dinleme dedik ya sonuna kadar dinleyip sonrasında da hayır ben böyle düşünmüyorum ama en sakin halde ben böyle düşünmüyorum sana katılmıyorum benim bu konudaki fikrim şu diyerek bak eleştirme yok burada farkındaysan karşı tarafın söylediklerini tekrar söyleyip oradan laf sokma, iğneleme, aşağılama, eleştirme, yargılama, hüküm verme, infaz etme yok. Kendi fikrini açıklamak var. Ben böyle düşünmüyorum. Sonra başlıyorsun anlatmaya. Emin ol karşı taraf buna göre pozisyon alıyor. Ha almıyor. Karşı taraf çok azılı. Susarsın, politik eyleme girersin. O zaman da biraz daha egoistçe kendini koruma noktasında bir seyircimiz öyle yazmış. Yani psikolojik kendini duygusal olarak korumanın bencillik olarak algılanmasından uzaklaşılmalı olarak söylemiş. Bu bazı insanlarda da biraz daha korku meyilli olabilir mi? Yani egoist algılanma duygusu cevap vermediğimde veya işte söylediğimde yanlış anlaşılacak korkusu ve hatta söylediğim halde ben dilini kullandığım halde karşımdaki insan bunu kabul etmediğinde susmayı yeğlediğimde tamamen egoistleşeceğim ve işte kendini beğeniyor noktasında algılanabilir korkusu da çok fazla değil mi acaba? Ben öyle düşünmüyorum. Yani kendini duygusal olarak korumadaki ölçümünüz. Hani hep diyoruz ya ifratla tefrit arası değil, itidal noktasında olmalı. Eğer orada gerçekten dozunda bir duygusal koruma olduysa, böyle her konuda da bunu devreye koymadan, her konuda. Evet. Aa,
ile Heh, yani evet. şimdi hani şey gibi Safiye'nin robot kıyafetleriyle temizlik Evet. yapması gibi ya da işte herkesi o hale sokması gibi değilse hiç bencillik olarak algılanmaz. Ama zaten biz ne yaparsak yapalım. En sabırlı, en şefkatli, en merhametli davranmış olsak bile hani orada gene Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var ya, sen diyor istediğin kadar anlat. Anlattıkların ancak diyor karşı tarafın anladığı kadar. Şu an Evet. yayında diyelim 50-60 kardeşimiz canımız var. Biz burada yani bir eğitim başlığından söyleşi yapıyoruz. Bir Bu söyleşi farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz aynen hocam. öyle. Sohbet ediyoruz. Onlar da varlıklarıyla bizi şenlendiriyor, şereflendiriyor ve yazıyorlar, katılıyorlar. Ama diyelim şu an 52 kişi varsa 52 tane ayrı algı var demektir. Halbuki benim anlattığım net cümleyi 52 ayrı beyin, ayrı gönül, ayrı yürek, ayrı yorumluyor. Niye? Çünkü beni dinlerken ki enstrümanları, argümanları farklı. Eğer bugün eşiyle kavga etmiş, tartışmışsa ya da bu konularda zaten çok sorunlu bir hayatı varsa biraz daha savunma mekanizması harekete geçen, biraz daha kendini korumaya alıp karşı tarafa bir dakika ama diyerek yaklaşan. İşte bunun tam tersi bu işleri aşmış biri varsa onaylayarak evet ya bu tamam bak ben de böyle yapıyorum zaten. Çok doğru söyledi gibi. Yani enteresandır. O yüzden bizim karşı tarafın nasıl anladığıyla ilgilenmemiz vakit kaybı. Biz derken sen ben olarak bahsetmiyorum. Hayatımızda var olan Evet. her birimiz birbirimizle ben doğru olanı yaptım mı? Neye göre, kime göre? Yaptım mı? Bu konuda kendimi net ifade edebildim mi? Yani eşime, cinsiyet burada önemli değil. Kadın ya da erkek kim yapıyorsa bunu. Eşini aradın. Telefonu açmadı. Bir daha aradın. 3-5 dakika içinde bombardımana tuttu. Mobbing uyguladı. Aradın aradın yok. Hemen nereye gidiyorsun? WhatsApp'a. WhatsApp'ta ne yapıyorsun? Mesajı yazıyorsun. Yapışmış gibi bekliyorsun. Tık oldu, iki tık oldu, yeşil oldu. Adam cevap vermiyor çevrim içi. Şimdi artık oraları da sakladılar. Çevrim içi olduğunu da göremiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki akşam eve gelince ya da bunu kadına yapan erkekler de var. O telefonu niye taşıyorsun? Benim dışımda herkese cevap veriyorsun. Ben zaten kimim ki? Benim o evde değerim var mı ki? WhatsApp'ta başkalarıyla yazışırken iyi de bana niye? Aa, bir tek belki de o telefonda soracaktı kaçta geliyorsun eve. Ya da gelirken ekmek al diyecekti. Bu kadar basit ve masum bir şey büyük bir kavganın sebebi oluyor. O zaman bir durmamız gerekiyor. Yani çene insanı gibi yaşamaya gerek yok. Az laf. Hani 3T ve 3S kuralı söylerim ben hep. Teslimiyet ama bu dini literatür teslimiyeti değil Değil. sadece. Evet. Karşı tarafa yani o iş ortağınsa ona, ekip arkadaşınsa ona, eşinse ona, çocuğunla kurduğun ilişkinin o anında o anlık ona bir teslim ol ya, bir akışa bırak kendini. Sonra tevekkül, sonra tefekkür. Bunlar aslında dini terminolojinin ifadeleri ama içini dünya hayatıyla buluşturmak lazım. Mesela kafan çok dumanlı, bir sürü düşünce var, sorun var, içinden çıkamıyorsun, yolda yürüyorsun. İki taşın arasında bir tane papatyanın sana göz kırptığını görüyorsun. Ya evde saksıda çiçeği yetiştiremezken o iki kayanın arasından bir tane papatya sana göz kırpıyor. Saksı yok, toprak yok, hiçbir şey yok. Yani sana Allah oradan papatya kanalıyla bir göz kırpıp diyor ki, ey kulum, kün feyekün emrince ben bunu burada ol dedim oldurdum. Dert etme bu kadar diyor. Seni de orada hallederim. Ol der oldururum. Rızkı veren Allah, nasibi veren Allah. Sen gayret et diyor. Gayretini de o yüzden şiirsel bir ifadedir. Kader gayrete aşıktır. Kitaplar yazarsın buna. O yüzden biz gayret edeceğiz ama gayreti doğru kanallarla edeceğiz. Sonra üçse sabır, samimiyet, sevgi. Bir kere samimi bir dilden, hasmi bir dilden özellikle aile kurumunda asla vazgeçmeyeceğiz. Kafamızın içinde hesaplar olmayacak. Gelenekteki ayıklanması gereken cümleler.
Erkeğin iki tabağı varsa birini kıracaksın çünkü bunlara iyilik yaramaz. Bu ne kadar kötü bir şey ya. Erkek milletine ne yaparsan yap kadir kıymet bilmez. Peki ben de soruyorum. Bütün okları üstüme alacak kadar hedefe koydum kendimi, soruyorum. Bu erkekleri kim yetiştiriyor arkadaşlar? Aynen. Ha? Kim yetiştiriyor? Kadını Bir döven erkeği kim yetiştiriyor? Uyuşturucu kullanan erkeği kim yetiştiriyor? Fuhuşun içinde olanı kim yetiştiriyor? Kavgacı olanı kim yetiştiriyor? Niye biz bir Mehmet Akif, bir Üstad Necip Fazıl yetiştiremiyoruz? Neden? 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 Kendimize bunu soralım. Modern dünyanın kadınları olarak soralım. Beşiği sallayan el dünyaya hükmeder diyoruz. Dünya nüfusunun yarısıyız, tümünü yetiştiriyoruz. O zaman şikayet ettiğimiz kocalar yerine kadının ruhundan anlayan, kadına empatiyle bakan, kadını incitmeyen, onundan istişare yolunu açık tutan erkek çocuklar yetiştirelim. Kadının özel hallerinde ona anlayış gösteren, sevmeyi bilen, sevmek öğrenilebilir bir eylem. Yani sevmeyi bilmiyorsa öğrenebilir insan. Sevmeyi öğretelim. Bunlar bizim işimiz. Bizim nasıl işimizden olacak şikayet peki? şey olur. Hocam nasıl olacak? Yani eşlerimizle ilgili, genel eş algımızla ilgili bu söylemlerde bulunduğumuzda evimizdeki çocuklarımıza da bu algıyı aktarmış oluyoruz. Ve dolayısıyla gelecekteki yetişkin olacak şu anki çocuklarımızın hem erkek olsun hem kız olsun onlara da aynı mesajı vermiş oluyoruz. Onların sağlıklı, duygusal zekaların oluşumunda doğrudan balta sürdüğümüz için gelecek nesilde aynı noktada devam etmiş olacak. Yani bu döngüyü kırmamız gerekiyor aslında. İşte bu döngü çokça sabır, çokça şefkat, öz şefkat ama önce kendimize şefkat göstermeyi bileceğiz. Çokça samimiyet ve sevgiden geçiyor. Bir kere kafamızın arkasında planlardan zihninin arkasında ikinci bir plan olmayacak. Olmayacak. Aile böyle bir yer değil. Ailenin bereketi kesilir burada. Eğer üç kuruşun hesabında bir şey yapıyorsan, duygularda yapıyorsan, mesela biz yalancı insanlardan şikayet ediyoruz. Yalanı kimden öğreniyor çocuk? Soruyorum size, en çok çocukla kim vakit geçiriyor? Kızacaklar belki bana ama çok da önemli değil. Bunu söylemek zorundayız. 0-6 yaş döneminde çocuk en çok kimle vakit geçiriyor? Bakın, Allah kendi yaratıcılığından sonra rahim sıfatıyla kadınlara ilahi, rahmani bir varlığı doğurup dünyaya gelmekle ilgili kutsal bir hediye vermiş. Ya bu nasıl güzel bir şey. Bir kadın doğursun doğurmasın fıtratına yerleştirilen rahim sıfatından dolayı annedir. Doğurması gerekmez. Annelikle ilgili bütün donanımları hazırdır. Dolayısıyla biz anneliğimize sahip çıkıp anneliğimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bembeyaz tertemiz bir defteri 50 tane hanımefendiye hediye etsek. Defter aynı, hediye eden kurum aynı, her şey aynı. O kadınlardan birisi bunu şiir defteri yapar, biri yemek tarifi defteri yapar, biri hadis defteri yapar, biri öykülerini yazar, biri kötü söz yazarsa defter sahibine göre içinde donanım kazanır. Evet. Çocuklar da böyle. İslam fıtratı üzerine mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş insanoğlu, genetik faktörler, o sosyal bir varlık olduğu için içine doğduğu küçük aile, sonra dışarıdaki o sosyal çevreyle şekilleniyor. Yalanı da, şiddeti de, her şeyi de bizden görüyor. Şimdi biz mesela şiddeti erkekler uyguluyor diye kadınlar böyle ayaktayız değil mi? Yazıklar olsun bu erkeklere diyoruz. Çocuğu döven bizim terlik hikayeleri nerede? Anne. Çocuk ilk şiddeti anneden görüyor. Sonra arkadaşlarına uyguluyor. Sonra böylece öğrenmiş oluyor. Hadi gelin ezberleri bozalım, kızalım. Kızın bana ama ezberleri bozalım. Bir de bu bedensel şiddet uyguladığımız çok daha önemli bir şiddet var ki çocuk çok daha küçük yaştan itibaren duygusal şiddete şahit oluyor. Yani küsme Bravo. alışkanlıklarımız, cezalandırma, yok Çok. sayma alışkanlıklarımız bu bambaşka bir konu. Bunu başka platformda yeniden sizinle mutlaka sohbet etmek isterim. Çünkü konu konuyu açıyor. Ancak zaman diliminde göz önünde bulundurmak istiyorum ben. Aynen. Onun Benim de için seansım var şimdi biliyor musun? Ay, Tabii öpüyorlar. o zaman şöyle yapalım. Ben bu pandemi süreci içerisinde duygusal zekayı güçlendirmede
ve farkındalık kazandırmada ailelerimizi destekleyebilmek adına önerilerinizi alarak bugün bu akşama ilk etapta son verelim diyorum Aynen. sohbetimizi ve daha sonraki bir başka tarihte yeniden bir başka konuyla tekrar beraber olalım. İnşallah Rabbim nasip ederse. Şimdi aslında burada en temeli şu açık iletişim. Karnımızdan konuşmayacağız, imada bulunmayacağız, ergen çocuklar gibi trip yapmayacağız. Biz genetiği unutmadık zaten Canan Hanım. Genetiği ben özellikle altını çizdim genetik faktörler diye. Sizin de uyarmanız çok iyi oldu. Teşekkür ederiz. Biz açık iletişim kanallarıyla konuşacağız ve gerçekten anlatabildim mi diyeceğiz. Beni anlamadın demeyeceğiz. Anlatabildim mi diyeceğiz. Tamam mı diyeceğiz. Karşı tarafı aktif dinleyeceğiz ve İletişimi laf sokmak zannetmeyeceğiz. Gerçekten kendi duygularımızı ifade edip karşı tarafa koyma olarak göreceğiz. Bunun dışında evlilikte birbirimizin alanlarına saygı duyacağız. Birazcık da merak duygusuyla birlikte ortak noktada paylaşmakla ilgili adım atacağız. Hani o futbol maçından örnek verdim ya da erkeğin hanımının hobilerine olan duygusun merakı ve gösterdiği saygı ve sevgi tabii ki. Saygı aile kurumunda çok önemli. Yani o saygıyı korumak. Hani büyüklerimiz hep derlerdi ya ne olursa olsun sakın yüz göz olmayın diye. Aslında hayattaki Hülyacığım bütün ilişkilerimizde yüz göz olmamak, sabırla koruk helva olur diyoruz ya biz işte o sabırla ilmek ilmek. Şimdi iğne oyası gibi, hayatı bir iğne oyası gibi yaşamak, şiir gibi yaşamak. Bak şiire çok vurgu yaptım. Emin olun bir ailede şiirle ilgili bir eylem varsa bakın yemin ediyorum o evin çiçekleri bile değişecek. Hodri meydan yapın, bana hesap Evet. sorun. Olmuyorsa gelin istediğiniz cezaya razıyım. Açık, açık yani. Evin çiçeklerinin bile çiçek açması değişecek. Eşyanın dili değişecek. Bambaşka bir şey olacak. O yüzden küçük bir dua ile bitirmiş olayım. Rabbim gönüllerimizden ve evlerimizden muhabbeti eksik etmesin. Birbirimizi hayırlı insanlarla ve hayırlı olaylarla buluştursun. Rabbim hepimizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Yeniden bir başka tarihte bir başka konuyla bağlantılı yeniden sizi konuk almak istiyorum. Çok İnşallah. muazzam bir muhabbetti. Gönlüme dokundunuz, gönüllere dokundunuz. Ya, yani gelen notlardan da bunu görmek mümkün zaten. Ben hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi dinleyen, bizi seyreden bütün canlara da selam olsun. Hepinize Yayını iyi kaydedecek akşamlar. misin Hülyacığım? Yayını Sonra seyredin. kaydetmeye çalışacağım. Tamam, tamam. Mutlaka ve etiketleyeceğim de. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Herkese hayırlı, huzurlu geceler diliyorum. Var olun. Hayırlı geceler. Evet arkadaşlar, bir başka tarihte ayın 26'sında şimdiden duyuru yapabilirim. Bir psikiyatrist konuğumuz olacak Almanya'dan. Bu noktada kafamızda gelişen bazı konular var ama sizin de ilgi duyduğunuz konular varsa bana yazabilirsiniz. Çok sık olmamakla beraber ara ara bazı konukları almaya çalışacağım. İlk başta kendi adıma ve buradaki toplumumuz adına hatta insanlık adına faydalı olabilmek ve bu pandemi süreci içerisinde gönüllere dokunabilmek amacımız bir farkındalık oluşturabilmek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.